Herkese selamlar. Bugün lisans hayatınızın 4 yılda planlamasını konuşacağız arkadaşlar. Buradaki amaç bu hayat boyunca yani lisans hayatı boyunca geçirdiğiniz o 4-5 yılın nasıl en iyi şekilde kullanılabileceğini ve buradaki o 4-5 yıllık planlamanın size hangi etkileri sağlayabileceğini biraz konuşuyor olacağız. Tabii burada şöyle bir şey var. Daha ilerleyen sınıflarda izliyorsanız 2, 3, 4. sınıflarda ben geri kalan kısmını seçeceğim diyebilirsiniz. Onları da bence artı bir kendinize yıl ekleyerek belki mezuniyetten sonraki o yeni mezun dönemini de ekleyip biraz daha belki hızlandırılmış şekilde yapabilirsiniz. Ama yine de bir şekilde ben açıkçası o sürenin kullanabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu sürece başlamadan önce ilk olarak videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü bu sayede açıkçası videolarımız daha fazla izleniyor. Daha fazla kişiye ulaşıyoruz ve bu da bizi ne yalan söyleyeyim mutlu ediyor, motive ediyor daha fazla şey üretmek anlamında. Şimdi bunu söyledikten sonra videoya geri dönelim arkadaşlar. Burada ilk başlangıcımız yani hazırlık V veya birinci sınıfta önceliğimiz şu olmalı. Kendini keşfetmek için çok farklı alanlarda okumalar yapmak. İlk önceliğimiz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar şunu göreceksiniz üniversite hayatınız boyunca aslında öğretilen içerik aynı. Yani herhangi bir üniversitedeki bölümümüzle başka bir üniversitedeki anıtlanlar arasında o kadar bariz farklar yok. Üniversiteler arasındaki bariz farkların da aslında nedenleri işte daha belki çalışkan öğrencilerin daha iyi okullarda olması ya da belki orada birkaç farklı imkanın olması. Ama sonuçta öğretilen içerik aynı. Dolayısıyla sizin yarın öbür gün mezun olduktan sonra fark yaratmanızı sağlayan şey aslında göreceksiniz bunu da farklı bakış açılarına sahip olmak olacak. Bölümünüzün haricindeki başka alanlarla ne kadar ilgilenip onları böyle bir bağlantı haline getirirseniz, entegre edersiniz o kadar fark yaratabileceksiniz. Mesela buna özellikle son 20 yıldır T-Shaped modeli diyorlar. Çok ön planda bu konu. Yani T-Shaped dediği şey nedir? Aslında T'nin o yukarısındaki düz kısmın daha entelektüel bilgiye sahip olmanız, yani pek çok şeye hakim olmanız yüzeysel şekilde T'nin derinlemesine aşağı inen çizgisinin de daha böyle uzmanlık bilgisini vaat etmesi. Dolayısıyla buradaki amacımız ikisini bir arada tutmak olmalı. Yani evet ben bir yandan pek çok konuyla ilgileneceğim. Üniversite hayatım boyunca özellikle ilk yıllarda, sonraki yıllarda 3. 4. sınıfta ve mezun olduktan sonra kendi birikimimi geliştirdikçe ikisini bir araya getireceğim. Bu çok değerli bir konu ve ben açıkçası bunun üniversite başlarında yapılmasını önemli buluyorum. Çünkü ilerleyen yıllarda zaten pek çok sorumluluğun olacak. Stajdır, işte belki Erasmus yapacaksan o olabilir. Ya da bunun haricinde işte bir yerlere belki girip çalışabilirsin freelance olarak vesaire. O yıllarda kalkıp geri dönük olarak bir yandan da başka şeylerle ilgileneyim deme şansın çok fazla olmayacak. Ya da bunu çok istekli böyle geniş zamanı yiyerek yapamayacaksın. O nedenle benim açıkçası düşüncem burada ilk yılları yani hazırlık varsa hazırlığı ve birinci sınıfı biraz daha böyle bölümünüzün haricindeki konularla ilgilenmeniz. Bir de şöyle bir şey var. Zaten hazırlıkta ve birinci sınıfta bölümünle ilgili bir şey yapamıyorsun çok fazla. Yani şirketler seni almak istemiyorlar ya da işte başka bir yerlere giremiyorsun. Onlar da haklı çünkü sen daha bölümünle ilgili bir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla onlar da diyor ki bir şey öğrensin ondan sonra gelsin. Ha, bu şu demek değil bu arada. Üçüncü sınıfta oraya gittiğinde bir uzman olmayacaksın sonuçta yine. Yine belki onların hedefsatına geçmene ihtiyacın olacak. Ama en azından işin altyapısını, en temel seviyesini biliyor olarak gideceksin. Hazırlıkta ve birinci sınıfta bu da olmadığı için şirketler haliyle biraz daha açıkçası mesafeli bakıyorlar. Ya da kurumlar, kuruluşlar. Bu nedenle bence bu süreyi boşaltmamak adına biraz daha böyle çok böyle gereksiz kılmamak adına bu hazırlık ve birinci sınıfı bence arkadaşlar biraz daha böyle yumuşak geçişlerle burayı geçirebilirsiniz. Bunun haricinde sosyal girişimcilik ve STK'larla ilgilenmek de aynı şekilde hazırlık ve birinci sınıfta bizim önem verdiğimiz bir konu. Bunun da aynı şekilde gerekirse şu arkadaşlar şu anda kurumsal dünya holdingler büyük oranda böyle sürdürülebilirlik olsun işte KSS dedikleri kurumsal sosyal sorumluluk olsun bu konulara çok fazla kafa yoruyorlar. Ve buradaki hepsinin beklentisi aynı. Biz bu dünyadaki gelişmelerimizi nasıl entegre edebiliriz? Sürdürülebilirlikle, sosyal sorumlulukla, kurumsal sosyal sorumlulukla ve diğer saç ayaklarıyla. İşte sizler de aslında üniversiteden mezun olduktan sonra gerek bölümünüzle ilgili konularda, gerek bölümünüzün dışındaki bambaşka alanlarda pek çok tarafta arkadaşlar sosyal sorumluluk işlerine giriş yapabilirsiniz. Bu sadece Türkiye için değil bu arada. Dünyanın pek çok yerine de size kariyer imkanı getirebilir. Çünkü bugün Avrupa Birliği fonları olsun ya da diğer fonlar olsun aynı şekilde dünyadaki pek çok projeyi aslında bir araya getiriyor. Yani siz mesela Türkiye'de
Belki başlattığınız bir mikro projeyle Avrupa'da ya da Amerika'da ya da Asya'da pek çok ülkeden destek bulup orayla bir takım çalışmalar yapabilirsiniz global ölçekli olarak. Ha, bunlar işin tabii ki daha böyle top seviye konuları, top seviye ihtimalleri. Daha düşük seviyede bakarsak da pek çok holdingde, pek çok kuruluşta arkadaşlar sosyal sorumluluk üzerine çalışabilirsiniz. İşte bunun da yolu ilk başlarda biraz görmekten geçiyor. Yani acaba şu anda mesela Türkiye'deki sosyal sorumluluk çalışmaları ne alemde? Dernekler ne yapıyor? Vakıflar nasıl işliyor? Oradaki süreç nasıl? Onların holdinglerle ilişkileri nasıl oluyor? Startuplar bu işin neresinde? Mesela bütün bunları sahaya girerek, oradaki insanlarla konuşarak ve görev olarak arkadaşlar bence görebilirsiniz ve görmelisiniz de. Tabii buradaki yine aslında geçer akçe aynı. Yani bir şirkete girdiğinde seni çok fazla istemeyecekler. Orada çok fazla bir katma değer yaratamayacaksın. E durum böyleyken benim katma değer yaratmam gereken diğer alanlara bir bakayım düşüncesindeyim. Bir sonraki aşama, bunlar hazırlık öbürüncü sınıftaydı. 2 ve 3'te önceliğimiz ilgilendiğiniz alanlarla ilgili içerik üretmek ve arkadaşlar aynı şekilde network geliştirmek. Bu ikisini ben açıkçası çok kritik buluyorum. Yani bu aşamayı iyi geçtiğinizde 2 ve 3. sınıfı bu iki başlıkta verimli geçirdiğinizde, verim kaydettiğinizde ilerisi için arkadaşlar çok güzel bir imkanın aslında zeminini oluşturuyorsunuz. Şimdi ilgilendiğiniz alanlarla ilgili içerik üretme konusu. Bugün Türkiye'de esasında hemen her konuyla ilgili içerik var. Bunu hemfikiriz ama özellikle dil tarafına bakarsak, yani 80 milyon kişinin konuştuğu bir dille kıyaslarsak hakikaten çok fazla içerik var her tarafta. Ama arkadaşlar sorun şu bence, hiçbirisi neredeyse sürdürülebilir değil, istikrarlı değil ve globale hitap etmiyor. Sizin bölümünüzle ilgili yaptığınız içeriklerde katma değer olarak, bonus olarak bunun olması lazım. Hangi konuyla ilgili içerik üretiyorsunuz üretin, hiç sorun değil. Ya da nerede içerik üretiyorsunuz üretin, bu da sorun değil. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter hepsi olur. Yeter ki istikrarlı bir şekilde ya da LinkedIn mesela, oralarda ne yapıyorsunuz yapın, bunu uzun vadeli yaymaya çalışın. En azından 2 yıl olması lazım. Yani 2 yıl boyunca senin hiçbir karşılık beklemeden içerik üretmen lazım. Ha diyeceksiniz ki niye herkes için içerik üretimi? Niye bunu herkese tavsiye ediyorsunuz? Sonuçta benim yapımı bilmiyorsun vesaire diyebilirsiniz. Haklısınız da bir yandan. Yani böyle bir şey yapmanız için biraz içerik üretimine yeteneğinizin olması lazım, isteğinizin olması lazım. Ama şöyle bir sorun var. Yani bunu ortak genel kabul alabilir sanırım. Türkiye'de üniversite öğrencileriyle konuştuğumuzda kendi bilgisini pazarlaması için önündeki en büyük engellerden bir tanesi bütçe sıkıntısı. Dolayısıyla karşımızda böyle bir ortak sorun varken bizim ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle reklam yapacak kişilerimiz de olması lazım. E işte bu da aslında büyük oranda içerik üretimine geliyor. İçerik üretim herkes için bedava, herkes için çok düşük ücretler. Dolayısıyla burada fark yaratmak daha kolay. Ki bu bizim için de geçerli bu arada, Career App Studio olarak. Dolayısıyla arkadaşlar bence mutlaka belli bir süre o mecrayı arayın. Bu LinkedIn olmalı, YouTube olmalı, Instagram olmalı. Bunu bulduktan sonra da orada mutlaka içerik üretmeye devam edin. Ha bu mecraların her birine girebilirsiniz. Ama ben çok tavsiye etmiyorum çünkü sonuçta bir öğrencilik hayatınız var. Bir yandan okula devam ediyorsunuz. Bir yandan sosyal yaşantınız var. Öte yandan bunların haricinde bir de sizin için mesai harcayacağınız bir mecranın ben açıkçası sizi çok yorması, çok bunaltması yerine daha çok zevk almanız taraftarıyım. Bunun için de bir iki tane mecra yeterli olacaktır. Ha baktığınız zamanla çok güzel gidiyor işler. YouTube kanalınız büyüdü, Instagram sayfanız büyüdü. Zaten birilerini yanınızda yer aldırıp, yardımcı bulup ilerletirsiniz. Tabii bir diğer kritik nokta network geliştirme konusu. Çünkü yaptığınız çalışmaların, içeriklerin karşılık bulması için onun bir de aslında diğer taraftaki sacı ayağının da olması lazım. O da network konusu işte. Bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir laf var. Şey diyorlardı. Network is your network. Yani network'ün, çevren senin net servetindir. Tabii buradaki aslında amaç İngilizce'de onun yakın olması birbirine. Türkçe'de çok oturmuyor belki o kavram ama yani hakikaten çok güzel bir cümle ve motto esasında. Çünkü arkadaşlar yine bu konuyla ilgili başka da söz var aslında yine aklıma gelen. İşte hepimiz aslında çevremizdeki en yakın 5 kişinin ortalaması kadarız diye. Bunlar aslında tamamen sizin çevrenizle alakalı, çevrenizin önemiyle alakalı bir takım sözler. Ha, diyeceksiniz ki benim okulumda ya da işte benim çevremde benim vizyonumu anlayan çok fazla insan yok. Benim öğrenci kulübümde benim düşüncemi anlayan insan yok. Olmayabilir. Ama önümüzde internet gibi, LinkedIn gibi devasa bir kaynak var. Buradan bugün yani en üst seviyedeki iş insanları hariç herkese ulaşabiliyorsunuz. Rol modellerinize, sektörünüzdeki çok bilgi sahibi insanlara, birikim sahibi insanlara,
hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ve bence mutlaka arkadaşlar onlara ulaşın. LinkedIn'de her hafta mesela birini ekleyin. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. Ve onlara düzenli aralıklarla, belli periyotlarla işte bayram mesajı, doğum günü tebriği vesaire bunları atın. Bunun haricinde mesela onlarla kendi kanalınız için bir röportaj yapın. Mesela kısa 10 dakikalık, 15 dakikalık. Veya işte blog yazısı için birkaç soru sorun. Sektörel birkaç tane mesaj atın. Bu konuyla ilgileniyorsunuz düşünüyorsunuz vesaire gibi. Emin olun ki bunların birçoğuna yanıt alacaksınız. Ve bu aldığınız yanıtlar bir sonraki aşamada oradaki insanlarla bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Sonuçta onların içeriklerini takip ediyorsunuz ve ortak bir nokta bulabilirsiniz. İşte bir belki döviz sporlarına ilgililerdir, oradan bir şey çıkar. Ya da müzik dalıyla ilgililer, onlar bir şey çıkabilir. Bütün bunları kovalamak size üniversite sonrasını hazırlayan çok değerli aslında bir imkanı beraberine getirecek. Ha, bu olmayabilir. Bazen mesela şunu söylüyor arkadaşlar. Ya ben ilgilenmiyorum network'le, sosyal ilişkilerle. Ben sadece işimi yapayım ve ilerleyeyim. Tamam, oradan da başarıya ulaşabilirsin ama olasılığı çok daha düşürüyorsun aslında. Ya bu ikisini bir arada yürüttüğünde başarıya ulaşma şansın %70 civarındaysa sadece içerikle gittiğinde bu oran %30'lara düşüyor. Ya ben açıkçası evet bazen böyle bir sıkıntı olabiliyor. Doğuştan gelen ya da çevresel faktörlerle gelen bir takım sosyal beceri yoksunluğu olabiliyor. Ama ben o yoksunluğu kırmak için bu çabaya değeceğini düşünüyorum. Bu %40'lık değere baktığımızda. Ve son nokta arkadaşlar, lisans hayatınızın son yılında staj zaten çoğunuzun olacaktır. İşte gönüllü çalışma vesaire. Bunun haricinde bir de kendi çalışmalarını iyileştirmek konusu var. Yani buradaki aslında amacımız da şu. Sen 2'de veya 3. sınıfta başladın içerik üretmeye. Sayfanı belli noktaya getirdin. İşte 500 kişi, 1000 kişi. Artık amacımız o sayfayı hep daha iyi hale getirmek. Her hafta %5, her hafta %10 takipçinizi artırabiliriz. Bu noktaya kadar hep içerik kontrolü yaptık. İçeriklerimiz nasıl daha iyi tasarımlı olur, nasıl daha iyi gözüküyor, nasıl daha çok insana ulaşır. Bu noktadan sonra artık onları biraz daha siviltip, biraz daha net bir konuma getirip nasıl buraları en iyi hale getirebiliriz ona odaklanıyor olacağız. Bu aşamadan sonra artık pek çok şey mesela otomasyona dayalı olacak bizler için. Ya da olması gerekiyor diyelim ya da buna. Bunun haricinde buradaki çalışmalarla birlikte network'ü geliştirmeye devam ettiğinizde özel sektördeki çalıştığınız insanlar vesaire ortaya arkadaşlar çok güzel bir kombinasyon çıkacak. Ve son sınıf bitmeden yani 4. sınıfın başlarında ya da birkaç ay geçtikten sonra böyle Kasım Aralık gibi artık nereye ait olduğunuzu görüp bir şeyler inşa etmeye başlayacaksınız muhtemelen. Ha, bu ne olabilir? Mesela staj yaptığınız yerdeki yöneticinin size iş teklif etmesi olabilir. Kendi yaptığınız çalışmalardan işte freelance para kazanmak olabilir. Ya da bunların haricinde başka bir şirketten tam zamanlı talep almak, teklif almak da olabilir. Ki bizim genelde şöyle bir önerimiz oluyor. Mümkün olduğunca birden fazla işi aynı anda yapmaya çalış. Bunlara side hustle diyorlar. Yan gelir gibi, yan iş gibi. Bu sayede aslında uzun vadede tek bir işe bağlı kalmadan, tek bir pazara bağlı kalmadan pek çok pazara yönelen birisi olabilirsiniz. Bu globale açılmak için de çok değerli çünkü globale açıldığında önemli olan o şirketlere kaç yıllık deneyim, artık kaç tane firma sunabildiğin. Özellikle Batı Avrupa'da ve Asya'da bu şekilde. Dolayısıyla bu freelance şirketlere mesela 5 yıl içerisinde 50 şirkette çalıştığın anda aslında senin onlara verdiğin değer, kattığın değer çok daha fazla oluyor. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde sizin merak ettiğiniz, eksik gördüğünüz şeyler varsa onları bize yazabilirsiniz yorum kısmından. Onları yanıtlamak isteriz. Aynı şekilde negatif gördüğünüz kısımlar da olabilir. Onları da duymak isteriz açıkçası. Tabii bunun haricinde eğer güzel gördüğünüz, böyle iyi bulduğunuz, ilham veren şeyler varsa elbette onları da yazın. Çünkü onlar da bizi açıkçası besliyor ve motive ediyor öte yandan. Tıpkı beğeni ve kanala abone olmanız gibi. Benim anlatacaklarım bu şekilde. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.